Ve bu aslında tamamen radyoaktif bir dönüşümdür. X ışınları üretiminde böyle bir şey göremezsiniz açıkçası. Bu kadar hani bahsettim radyasyondan. Peki radyasyon hücreye ne yapıyor veya radyasyon hücreyle karşılaşınca ne oluyor? Aslında uzun bir şey var diyebiliriz ama kısa bir şekilde özetlersek iyonize radyasyon yani bahsettiğim maddeyle etkileştiğinde bir elektron ortaya çıkarabilecek radyasyon ya direkt olarak DNA, RNA ve bu proteinlerin yapısını etkiler ya da indirekt olarak yani ortamdaki bir suyu etkiler. Su bir serbest radikal hale gelir. Yani kimyasal olarak dengesiz durumda olur. Ve bu dengesizliğini bu yine DNA, RNA ve proteinlerin yapısına yapışarak veya onların yapısını bozarak bir şekilde dengelemek ister. Bu şekilde bir yolu vardır. Bir şekilde DNA veya RNA'dan oluşan bu hasarlar ya tamir edilir ya da tamir edilemez. Aslında bu kadar kolaydır. Çoğunlukla tamir edilebilir. Özellikle eğer DNA'nın iki sarmallı olduğunu düşünürsek, DNA'nın bir sarmalında oluşan hasar, diğer sarmalı tarafından çok kolaylıkla tamir edilebilir. Yani en ufak bir hasar ölüm değildir. En ufak bir hasar bir felakete yol açmaz. Çoğunlukla yani bu iyonize radyasyonun sonucu çoğunlukla tamirdir aslında. Bu da çoğunlukla yine normal hücrelerle yani normal hücrenin normal yaşama devam etmesiyle son bulur. Ama olur da bir şekilde iki yani karşılıklı sarmalı iki tane bazı veya proteini hasar görürse bu sefer tamir etme mekanizması daha zordur ve daha çoğunlukla tamir edilemez. Ve bu durumda da hücre kendini otomatik olarak öldürür. Bu bir aslında savunma mekanizmasıdır. Yani işleyemiyorsa öldür, yenisini yap mekanizmasıdır. Bunların tabii ki oranları daha yüksektir. Ama daha az daha az bir ihtimalle bir mutasyon gerçekleşebilir. Bu da nedir? Bu sarmaldaki DNA'nın sarmalındaki düzen değişebilir veya bir proteinin yapısı değişebilir ve bu hücreyi öldürmeden, yani ölüme göndermeden hücrenin yaşamını devam ettirmesini sağlayabilir. Bu durumda mutasyon veya farklı bir farklılaşma diyebiliyoruz. Bu da bizim çoğunlukla kanser diyebildiğimiz şeye yol açar. Yani kontrolsüz büyüyen veya istemediğimiz şekilde büyüyen bir yapı haline gelebilir. Ama bu tabii ki dediğim gibi en az ihtimalli durumdur. Radyasyon ve insan peki ne oluyor? Yani hücreye etkiliyor ama insana ne yapıyor? İnsanlar aslında çok ciddi miktarda radyasyona maruz kalıyorlar hayatları boyunca. Bu aslında pek çoğu insanın bilmediği bir konu. Ama çoğu insanlar radyasyon dozunu aslında doğadan alıyorlar. Yani doğal bir şekilde almaktalar. Bunların çoğu gördüğünüz gibi radon gazından oluşuyor. Radon radyoaktif bir gaz ve alfa bozulumu yapıyor. Radon aslında tüm yer çatlaklarından ve işte nasıl söyleyeyim? Yer kırıklarından veya işte bir yerden yani yerden kaynaklı olarak yeryüzüne çıkıyor ve insanlar bunu soluyor. Solumadan sonra veya işte maruz kalmadan ötürü bir radyasyon dozu alıyorlar. Ki bu da yüksek bir oranda alınıyor. Radon gazıyla ilgili araştırmalar var. Yani bazı yerlerde özellikle yüksek olduğu, bazı yerlerde düşük olduğu biliniyor. Konuda yapılan bilimsel araştırmalar da var ama tabii ki bunu hani azaltmanın çok da bir yolu yok. Sadece hani evlerimizi iyi izole etmemiz tek çare gibi gözüküyor şu anda. Onun dışında yine bahsettiğim gibi çok farklı kaynaklar var. Aslında doğada kendiliğinden radyoaktif olarak bulunan çok fazla kaynak var. Örnek vermek gerekirse bunlardan bir tanesi Kobalt-40'tır.
potasyum 40'tır. Potasyum 40 aslında şu anda etrafımızda bile bulunan bir radyoaktif elementtir. Potasyumun çok düşük bir oranında bulunur ama tüm potasyumun belli bir oranı aslında radyoaktiftir diyebiliriz. Potasyumun da genellikle çimento doku kullanıldığını bildiğimiz için aslında binalarımızın çoğunda bu elementten bulunmaktadır. Bu da yine bir sürekli bir doz almaya sebep olmaktadır. Onun dışında başka radyoaktif, mesela güzel bir örnek karbon 14'tür. Karbon 14 isteseniz de istemeseniz de vücudunuzda bulunan karbonun bir kısmıdır, yüzdelik bir kısmıdır. Hatta duymuşsunuzdur belki, karbon 14 yaş tayin testi vardır. Bu tayin testi de zaten yine karbon 14'ün bozulmasıyla, bozulma miktarıyla en azından yapılan bir yaklaşıklık üzerine kurulu bir testtir. Özellikle birkaç bin yıllık aralıklarla size bir tarih belirleme imkanı verir. Ama en azından bir, yani vücudunuzdaki bütün karbonun bir kısmının daha radyoaktif olduğunu bilmek de ilgi çekici olsa gerek. Buradan gördüğünüz iç ışınlanmalar yine o sebepten geliyor. Onun dışında bahsettiğim gibi kozmik ışınlanmalar var. Nükleer tıp ve aslında tıbbi X ışınları küçük bir oranı kapsıyor diğer kısma bakarsak. Ama sonuçta şunu biz her zaman özellikle tıp alanında düşünüyoruz. Yani ve diğer alanlarda aslında düşünüyoruz. Radyasyon gereksizse kullanılmamalıdır. Yani herhangi bir şekilde bir kullanılması, yani sürekli kullanılması gereken bir şey değildir. Mümkünse kullanmayınız prensibi vardır. Özellikle hani şundan dolayı, çünkü şu anda bile hala tam olarak radyasyonun biyolojik etkileri kesin değildir veya kesin olarak bilinmemektedir. O yüzden mümkün olduğunca kullanmamak en iyi, en etkili korunma yöntemidir. Onun dışında diğer oranları da daha fazla olduğunu görüyoruz. Radyasyon duyarlılığı konusuna gelecek olursak, radyasyon duyarlılığı aslında bazı hücre tiplerinin bazı diğerlerine göre daha radyasyona karşı daha hassas olmasından kaynaklanır. Yani her hücre aslında aynı şekilde radyasyona tepki vermez. Bunu ilk kez Bergoni ve Tribandow diye iki tane radyo biyolog keşfediyor. Özellikle tabii o zamanlar X ışınları çok meşhur olduğu için X ışınlarını bazı farklı hücre tiplerine göndererek her hücre tipinde aynı etkiyi yapmadığını gözlemliyorlar. Ve bu 1906 yılındaki deneyleriyle aslında bazı temel taşları oturtmuş oluyorlar. Yani radyo biyolojinin temel taşlarını oturtmuş oluyorlar diyebiliriz. Bunlar dediğim gibi aslında az diferansiye olan, iyi beslenen, yüksek mitotik aktivitesi olan, yani nasıl söyleyeyim, hızlı artış gösteren diyebiliriz. Ve yüksek bölünme oranına sahip hücrelerin aslında daha radyasyona karşı daha duyarlı olduğunu ortaya koyuyorlar. Aslında düşününce, yani veya karşılaştırma yapmak gerekirse, bu biraz önce bahsettiğim akut radyasyon sendromu veya akut radyasyon zehirlenmesi dediğimiz olayda da aslında aynı şey gerçekleşmekte. Yani düşünecek olursanız emareleri neydi? Kıl dökülmesi, mide bulantısı, kusma veya işte ishal en sık görülen şeylerden bir tanesi. Kemik iliğinin baskılanması yine en sık görülen emarelerden bir tanesi. Düşünecek olursanız aslında bu özelliklere sahip hücrelerden bahsettiğimizi göreceksiniz. Aslında çünkü yine kıllar sürekli bölünen az diferansiye yine hücrelerdendir. Özellikle gastrointestinal sistem gastrointestinal sistemin iç yüzeyini kaplayan epitel hücreleri yine
aynı şekilde bu radyasyona duyarlı hücreler sınıfına girmektedir. Aynı şekilde yine kemik iliği hücreleri de bu özelliklere uymaktadır. Ayrıca da bunun dışında şu anda tıbbi alanda kullanılan radyasyona duyarlı hale getiren kimyasallar da vardır. Bunlar biraz önce bahsettiğim gibi bu serbest radikal oluşumunu kolaylaştıran ve bu şekilde indirekt olarak radyasyonun daha fazla zarar vermesini sağlayacak kimyasallardır. Bunu niye kullanıyoruz? Yani neden daha fazla zarar vermek istiyoruz? Bunun amacı radyasyonun tıbbi alanda kullanımı olan radyasyon onkolojisinde tümörün daha fazla zarar görmesini sağlamaktır. Özellikle bir şekilde bu tümör tarafından tutulan kimyasallar tümörü daha duyarlı, yani radyasyonu duyarlı hale getirir ve yaptığımız terapinin daha fazla harabiyet yapmasını sağlar. Aslında bu dört tane özelliği düşününce insanın aklına farklı bir şey geliyor. Yani sadece hücreler değil, aslında bazı organizmalar da bu özelliğe sahiptir. Yani az diferansiye, iyi beslenen, yüksek metabolik aktivitesi olan ve yüksek bölünme oranına sahip bir organizma düşünün. Bu ne olabilir yani en fazla? Fetüstür. Aslında yani insan embriyosu veya fetüsü bu bahsettiğimiz özelliklerin hepsine sahiptir. Hızlı büyüyen, aslında bakarsanız 9 hafta içinde tam hani işlevsel bir canlı haline gelen bir yapıdır ve karmaşık bir yapıdır. O yüzden düşünüldüğü zaman çok ciddi bir şekilde radyasyon hassasiyeti olduğu bilinmektedir. Tıbbi anlamda zaten hani herhangi bir şekilde hamile bir bayana radyasyon uygulamanız mümkün değildir. Bazı istisnai durumları vardır, onlardan tekrar bahsedeceğim ileride. Ama yani genel olarak hamile bayanlar büyük bir korku sebebidir. Özellikle nükleer tıp veya radyasyon onkolojisi veya daha da sık karşımıza çıkan radyoloji bölümlerinde çok ciddi bir korku sebebidir. Özellikle örneğin bir röntgen veya bir bilgisayar tomografi çektirdiğiniz hastanın size ben hamileymişim diye gelmesi gerçekten en korkulan şeylerden bir tanesidir. O yüzden özellikle korkuyu en azından yenmek için, ki bu korkudan bahsederken sadece hasta anlamında söylemiyorum, hastane anlamında da çok ciddi bir korku yaratır. Ama en başında dediğim gibi korkunun sebebi de aslında ne olduğunu anlamamaktır. Hani hastane yönetimi de veya işte klinik insanlar da bu olayı aslında tam olarak kavrayamamışlardır. O yüzden ciddi bir paniğe yol açabilir. Biz bunu daha hani biraz daha detayına girerek en azından sizler için anlaşılır hale getirmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi aslında ciddi bir gelişim bu 8-10 haftaya kadar veya 11. haftaya kadar tamamlanmaktadır. Yani organların da gelişimi çoğunlukla o zaman denk gelmektedir. Artış hızı, yani büyüme hızı ilk şöyle söyleyeyim, ilk 3 ayda veya bunun hani tıbbi tabiri trimesterdir. Yani bir mesela bir süreci 3'e bilersiniz. İşte bunun 3'te 1'lik kısmı bir trimester olur. İlk trimesterde, yani ilk 3 ayda çok yüksek bir gelişim vardır. Çok yüksek hızlı bir gelişim vardır. Büyüme vardır. Bu yüzden özellikle en dikkat edilmesi gereken dönem bu dönemdir. Şöyle bir durum da var. Aslında bahsettiğimle biraz çelişecek gibi olsa da 3. ve 4. haftaya kadar radyasyona maruziyetten çok fazla korkulmamakta. Bu biraz daha hani bahsettiğim biraz daha bilinçli olan kısım da geçerli olan bir şey. Çünkü 4. haftaya kadar ya hep ya hiç kuralı vardır. Yani bu zigotun işte dönenmiş zigotun bölünmeye başlamadan önceki durumunda eğer zigotta herhangi bir hasar varsa, DNA hasarı, radyasyona maruziyetten ötürü oluşan bir hasar varsa vücut o
üzeren yumurtayı kabul etmez ve atar. Ama yoksa o yumurta da büyümesine devam eder. Aslında bu yüzden de yahip yahiştir. Yani eğer bir çocuk atıyorum 3. haftada bir tomografi cihazında ışınlandıysa ve büyüme devam ettiyse aslında bir hasar olmadığı kabul edilir. Ve düşük olduğu için zaten hasar olduğu için düştüğü kabul edilir. Havenelikte radyasyon özellikle iki alana ayırabiliriz. Çalışma alanlarında radyasyon maruziyet aslında çok karşımıza çıkan bir durum değil. Olan bir durum ama çok fazla korkulan bir durum değil. Çünkü kişi hamileliğinin farkındadır. Bu yüzden gerekli önlemler alınır. Bu konuda gerekli izlenen prosedürler vardır. Bu konuda çok ciddi bir sorunla karşı